Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önce akvaryumumuzu tanıtmıştık. Şimdi Funrun Fish Tank diye bir zımbırtı var. Fanus mu dersiniz artık? Akvaryum mu dersiniz? Bir fanusa göre gerçekten çok büyük. Yaklaşık 2,5-3 litre su alıyor benim tahminimce. Sıfırdan itibaren. Bunun mantığı ne? Ben bunu 2 senedir falan kullanıyorum. O zamanlar çok ucuzdu. Şu an galiba Türkiye'de de yok diye biliyorum. Neyleri orijinal ondan söyleyeyim. Şu içindeki büyük taş sonradan geldi. Bitkisi kendisinin bitkisi. İçinde şöyle küçük taşlarla geliyor. Sonra yukarıda bir aydınlatması oluyor ama o kadar kötü ki pilli. Onu ben söktüm, kendim böyle bir lamba yaptım. Bunun özelliği ne diyeceksin şimdi? Bunda genelde beta beslenir. Zaten sadece beta beslenir. Belki kardeş de olabilir ama reklamında Japon falan diyorlar. O Japon beslemeyin bunda kesinlikle. Hani beta için bile çok hoş değil. Kuyruk erimesi oldu gördüğünüz gibi hayvanımız. Şimdi bunun çalışma prensibinden size bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şurada bir musluk var. Ama musluk dibe kadar uzanıyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar buraya şu miktar su seviyesine ulaştığında su tahliye olacak ama hortumun ucu dipte olduğu için dipten tahliye ediyor. Yani temizliği çok kolay bir fanus gibi düşünün arkadaşlar. Aslında yani şimdi videodaki kadar güzel çalışmıyor ama ben size bunu göstereceğim. Bir tane kap alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim, şimdi şu üst kapağını bir çıkartalım. Şöyle üstten su ekleyeceğiz şimdi. Suyu hızlı eklerseniz dipteki pislikler yukarıda çıkar, karışır yani. Yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Hatta şu musluğun şu kısmına değdirerek dökerseniz daha düzenli olacağını düşünüyorum. Şöyle bir tur bekleyelim. Bakın o su seviyesini geçti ya. Musluktan pislikler akmaya başladı. Hatta şöyle ışığını da takayım da siz şu an daha iyi görün. Yani çalışma prensibi bu arkadaşlar. Temizliği biraz kolaylaştırdığı söylenebilir. Ama yani değer mi? Küçük bir akvaryum alsanız filtreli çok daha iyi olur tabii ki. Hem balığın sağlığı açısından hem sizin kolaylığı açısından. Yani bunda pek bir şey beslenmez arkadaşlar. Yani beta sadece. Beta dışında hiçbir şey önermiyorum. Ya beta da çok böyle kaliteli olmuyor açıkçası. Ben de yapıyorum ama şu an değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Ve gereksiz pahalı arkadaşlar. Bu fiyata gerçekten bir akvaryum alırsınız. Benim bildiğim kadarıyla hani çok abartı pahalı diye hatırlıyorum. Dolar üstünden geldiği için olabilir. Bilmiyorum. Bu şekilde temizliği yapılıyor arkadaşlar. Aklınızda bir soru işareti kalırsa uzun zamandır kullandığım için hoş nasıl bir soru işareti kalacak onu da merak ediyorum ama ulaşabilirsiniz yorumlar kısmından. Cevaplarım seve seve. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bir sorunuz kaldıysa dediğim gibi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.